أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan ile ve Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem ile aracılığı ile bizim hayatımızı, dünya hayatımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini, nelere dikkat edip hassas olmamız gerektiğini beyan buyurmuştur. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsanoğlu başıboş bırakılacağını, yaptıklarından, baktıklarından, yediklerinden, içtiklerinden, kazandıklarından, harcadıklarından, konuştuklarından hesap vermeyeceğini mi zanneder? Asla böyle olmaz. İnsanoğlu bütün yaptıklarından, tavır ve davranışlarından, hepsinden sorumludur. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا İnsanın gözü, kulağı ve kalbi, bütün bunlar Allah'a karşı sorumlu olduğumuz organlarımız, uzuvlarımızdır. Kıymetli müminler, bugünkü dersimizde bazı eserlerde afatül lisan'dan sayılan, yani dilin afetlerinden sayılan bir konuyu müzakere etmiş olacağız. O da yemin konusudur. Yemin, bir şeyi yapmak için veya yapmamak için teyit veya tekit maksadıyla insan kendisini bağlayıcı olması bakımından yapmış olduğu Allah'a, Allah adına yemin yapmak suretiyle bir işi tekitlemesi maksadıyla yapılır. Vallahi, billahi, tallahi gibi lafızlarla veya yemin ederim, yeminim olsun, ahdim olsun gibi ifadelerle bir şeyi yapacağımıza veya yapmayacağımıza kesin karar verdiğimizi karşıki tarafa ikna maksadıyla ifade etmeye çalıştığımız olaydır. Bu yemin elbette Allah'ın adını kullanarak onun adına yemin ederek yapılan bir iş olması münasebetiyle Kur'an-ı Kerim'de yerini bulur, hadis-i şeriflerde de yerini bulur. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri 89. ayeti kerimesinde yeminle alakalı detay var. Onu veriyor. İnşallah bu ayeti kerimeyi müzakere etmiş olacağız.
Evvela şunu ifade edeyim. Yemin etmek ister doğru olsun, ister yanlış olsun, ilke olarak yemine alışmamak lazım. Yemin yapmak doğru mudur? Gerekli olmadığı yerlerde doğru değildir. Bir insan yemin yapmaya alışırsa, alışkanlık haline gelirse, yaptığı, yapacağı yeminlerin farkında olmaz, bir sürü çanak kırmış olur tabiri caizse. Bir de Allah'ın adına yemin olunca, bu biraz da basite almak olur Allah-u Teala'nın ismini. Bu asla doğru olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ üç grup insan vardır ki yarın ahirette mahşer meydanında Allah Celle Celaluhu bunlarla konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarmayacak. Yani tabiri caizse adeta onlara küsmüş gibi küs muamelesi yapacak, konuşmayacak onlarla ve onları tezkiye etmeyecek. Peki kimdir bunlar ya Resulallah diye sorduklarında bir de velahum azabun elim. Allah onlarla konuşmayacak, onları tezkiye etmeyecek. Elim bir azap, korkunç bir azap da onlar için vardır buyurduktan sonra kimdir onlar ya Resulallah? Uşeymitun zanin, bir insan zinaya muptela olması, büyük haramlardan bir harama muptela olması demektir. Zinayı bekar yapsın, evli olan yapsın, genç yapsın, ihtiyar yapsın, büyük günahlardan bir günah işlemiş olur. Haramlardan büyük bir haram işlemiş olur. Zinanın kendisi haram olduğu gibi zinaya götüren sebepler de haramdır. Tokalaşmak, öpüşmek vesaire insanın şehvetini tahrik edecek diğer tavır ve davranışlar da haram kılınmıştır. Kıymetli dostlar, gencin, ihtiyarın, kadının, erkeğin, evlinin, bekarın her birisinin zinası büyük günahlardan bir günahtır. Rabbimizin ifadesiyle fuhuştur. Bunu yapmak da fahişeliktir. Kadın yapsın, erkek yapsın. Ama herkesin zinası aynı mıdır derseniz, bekar olanın zinası ile evli olanın zinası elbette aynı değildir. Bekar olan zina yaptığı zaman, Kur'an'da 100 sopa cezası ile cezalandırıldığı halde, evli insan zina yaptığı zaman rejim edilerek öldürülmesine hükmedilmiştir İslam dininde. Birisinin cezası öldürülmek, birisinin cezası 100 sopa. Demek ki bekar insanın, hiç başından evlilik geçmeyen insanın zinası ile başından evlilik geçen insanın zinası suç olarak aynı değil, cezaları da aynı değildir. Peki, genç olan bir insanın zinası da haramdır, büyük günahtır. Yaşlı olan insanın zinası da haramdır, büyük günahtır. Hangisi daha tehlikeli, hangisi daha çirkin günahtır? İkisi de çirkindir. Ancak yaşlı olan insanın zinası bir ayağı mezara girmiş, girecek. Hayatının belli noktasına kadar gelmiş, tecrübesiyle beraber adam olmuş. Şimdi bu insan kalkıp yaşlılık halinde eğer zinaya teşebbüs ediyorsa yarın ahirette Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri onu muhatap almayacak, onu tezkiye etmeyecek, onun için elim bir azap verecek, onu elim bir azaba çarpacak. Demek ki yarın Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu kendileriyle konuşmayıp tezkiye etmeyeceği, elim bir azap ile cezaya çarptıracağı üç grup insandan birisi, yaşını başını aldığı halde zinaya teşebbüs eden kadın veya erkektir. Bundan yani genç olanların zinası meşrudur anlamına gelmez. Yani bu zinanın en çirkin boyutudur anlamında kullanılır. İkincisi de وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. Adam fakirdir, garibandır. Fakat buna rağmen, fakir olmasına rağmen kibirinden, gururundan yanından geçilmiyor. Yani kibir zengine de haram, fakire de haram. Amire de haram, memuru da haram. Ancak
zengin bir insanın veya amir bir insanın kibri ile fakir gariban bir insanın kibri elbette aynı çirkinlikte değildir. Dolayısıyla her ikisi büyük haramlardandır ama bir insan fakir olduğu halde eğer kibirle, gururla dolaşıyorsa ya bu insan zengin olsaydı ya bu insan amir olsaydı asıp kesecekti herhalde. İşte bu insanı Cenab-ı Hak yarın ahirette konuşmaz bununla, mahşer meydanında bunu tezkiye etmez ve bunun için elin bir azap ayarlamıştır. Peki üçüncüsü kimdir Cenab-ı Hakk'ın kendileriyle konuşmayacağı ve tezkiye etmeyeceği? وَرَجُلٌ جَعَلَ اللّٰهَ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي اِلَّا بِيَم۪ينِهِ وَلَا يَب۪يعُ اِلَّا بِيَم۪ينِهِ Alışverişinde, ticaretinde durmadan yemin yapan kişi, yani diline, ağzına yemini alıştıran kişi, durmadan alışverişte alırken, satarken karşıki tarafı biraz daha güvene sevk edip kendisine güvenmesi adına durmadan alımda, satımda yemin yapan kişi, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin ruz-ı mahşerde konuşmayacağı, tezkiye etmeyeceği ve kendisi için elim azap hazırlamış olduğu kişilerdendir. Üç gruptan birisidir. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Bakara Suresi'nin 224. ayeti kerimesinde Estaizu billah ve la tec'alullaha urdaten li eymanikum. Yani Allah'ın adını yeminlerinizde, yeminlerinizin sığındığı, kendinizi güvene almak için, karşı tarafı güvendirebilmek için Allah'ın adına sığınarak bir şeyleri ispat etmeye çalışmayın. Yani Allah tazim edilmesi gereken, hürmet edilmesi gereken Hallak-ı Âlem'dir. Basit şeylerde Cenab-ı Hakk'ın adını istismar etmeyin buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Nun vel kalemi diye bir sure var. Tebârekellezî biyedihil mülkten sonra gelen. Orada Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَا تُضِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينَ وَلَا تُضِعْ حَب۪يبِمْ İtaat etme, değer verme. Külle hellâfin çokça yemin eden, mehînin adi insana itaat etme der. Demek ki çokça yemin eden ve dolayısıyla adi olan bir insana, mehin olan bir insana sözüne değer vererek itaat etme diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Demek ki aşırı yemin doğru değildir. Bir insanın yemine alışmış olması, dilini yemine alıştırmış olması doğru değildir. Şimdi kıymetli müminler, bu konuda Aleyhissalatu vesselam Efendimiz innemel hilfu hintun ev nedmun buyurur. Yani yemin yaptığın zaman ya yeminini bozarsın, kefaretle karşı karşıya kalırsın veyahut da yemininden dolayı pişman olursun. Artısı yok, eksisi çok buyurmuş oldum. Evet. Dolayısıyla bir insan dürüst de olsa, doğru da olsa ne yapmamalı? Kolay kolay yemin yapmamalı, yemine alışmamalı. Çünkü bir insan yemine alıştığı zaman yemin yapılacak yerlerde de yemin yapar, yemin yapılmayacak yerlerde de yemin yapmış olur. Bu ise insanı yanlış bir alışkanlığa sevk etmiş olur. Şimdi yemin konusunu müzakere ederken bu konuda belki kafanıza takılabilecek bazı sorular olacaktır. Elbette bunların cevabını arayacaksınız veyahut da cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bir yemin bozulduğu zaman, yemine dikkat etmediğimiz, riayet etmediğimiz zaman bunun bir bedeli var. Yeminin kendi arasında üç kısmı var kıymetli dostlar. Fıkıh kitaplarına yansıyan şekliyle beraber üç türlü yemin vardır.
Bir tanesi, gelecek zaman içerisinde bir şeyi yapacağımıza veya yapmayacağımıza yemin yaparız. Ben borcumu şu tarihte ödeyeceğim diye yemin yaparız. Seni ziyarete geleceğim diye yemin yaparız. Buna benzer, gelecekle ilgili bir işi yapacağımıza veya yapmayacağımıza dair bir yemin yaparız. Buna yemin-i munakid veya yemin-i munakide denir. Yani bir şeyi yapıp yapmayacağımızla alakalı yapılan yemindir. Bunu ya sözümüzde dururuz, yeminimize sadık kalırız, o zaman problem yok. Veyahut da yeminimizi bozarız, o zaman kefaret gerekir. Yemini bozduğumuzdan dolayı günaha girdik. Bu günahtan arınmak için kefarete ihtiyaç vardır. Bir de yemin-i lagv vardır. Yemin-i lagv demek, bir insan böyle yemine kastetmeden, dili alıştığı için veya dili sürçtüğü için vallahi diyor veya billahi diyor, yemin yapıyor. Bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına yemin değil. Vallahi geldim. Neredesin? Vallahi geldim diyor. Niye yemin yapıyorsun? Yani geldim de niye yemin yapıyorsun? Ağza alışmış, dile alışmış. Yemin kastı ile değil, dilin sürçmesiyle veya dil alışkanlığıyla yapılan yemin, buna yemin-i lahv denir. Allah bundan insanları mes'ul tutmuyor. لَا يُؤَاخِدُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ Yeminlerinizdeki lagivden dolayı Allah sizi muâhaze etmez, cezalandırmaz diyor Rabbimiz. Yemin-i lahv ne diyoruz? Bir insanın gayri ihtiyarı ağzından çıkan yemine, yemine niyet etmeden efendim ağzından çıkan vallahi billahi gibi ifadelere boş yemin denir. Bunun bir anlamı yoktur. Dili de buna alıştırmamak lazımdır. Ama bundan dolayı bir kefaret gerekmez. وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ Allah Celle Celaluhu sizi yemin-i münakitlerinizle, yani bir işi yapacağınıza veya yapmayacağınıza dair yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı muâhaze eder. Ne demektir? Yani ben bir işi yapacağıma veya yapmayacağıma dair yemin yaparsam, ya yeminimde sadık olurum, sözümde dururum, o zaman bir şey lazım gelmez. Veyahut da yemin yaptığım halde yeminimi bozmuş olurum. Bir insan yapmış olduğu yemini bozarsa, ona kefaret lazım gelir. Bunu biraz sonra izah edeceğim inşallah. Bir de kıymetli dostlar, yemin-i gamus vardır. Yemin-i gamus demek, bir insan bile bile yalan yere yemin yapmasıdır. Adam, efendim, Ahmet'e borcu vardır. Ahmet diyor ki, ver borcunu. Diyor ki, ben diyor ödedim borcu. Ödememiş halbuki. Ödedim diyor. Ya ödemedin. Vallahi ödedim diyor. Şimdi ödemediğini bildiği halde vallahi ödedim demesi yalan yere yemindir. Bunun yeminler içerisinde günahı en büyük olan, en çirkin olan yemin budur kıymetli dostlar. Bir insan bile bile yalan yere yemin yapmasına yemin-i gamus denir ki, bu yeminler içerisinde günahı en çok olan yemindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudan şöyle buyuruyor. El-kebair, büyük günahlar. Ümmetimi helak eden büyük günahlardan, bu hadis-i şerifte üç tane sayıyor. Birincisi el-işrak, billah. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak, müşrik olmak demektir. Dinden, imandan çıkmak demektir. En büyük günah hangisidir? Şirktir, küfürdür. Peki ikincisi nedir? İkincisi de وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ Anne ve babaya isyan etmek. Anne ve babaya karşı gelmek. Onların gönlünü kırmak. Demek ki Allah'a ortak koşmak nasıl büyük bir günah ise, ondan sonra büyüklük bakımından değerlendirilecekse en büyük günah hangisi gözüküyor bu hadis-i şerifte?
anne ve babaya isyan etmek. Anne ve babanın dinimizde çok farklı bir yeri vardır. Allah-u Teala buyurmuş oluyor ki, kulum, seni yoktan ben var ettim, nimetlerini ben verdim. Dolayısıyla beni tanıyacaksın. Ama dünyaya gelmene de annen baban sebep oldu. Annenin çektiklerini sen bilemezsin, babanın çektiklerini sen bilemezsin. Ben biliyorum, annenin babanın gönlünü mutlaka alacaksın. Eğer bir insan anasına babasına asi duruma gelirse, büyük günahlar 3 tane sayılırken, bazı yerlerde 7 tane sayılır. Yani bunlar 3 ile sınırlı anlamına gelmez. Bu konuşmasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, büyük günahlardan 3 tanesini saydı. Her ne zaman büyük günahlar sayılırsa, birinci sırada Allah'a ortak koşmak vardır. Yani küfür ve dinsizlik vardır. İkinci sırada burada hangisi zikrediliyor? Anne ve babaya isyan zikrediliyor. Annelerimiz ve babalarımız başlarımızın tacıdır. Yaşlanmış olmaları sebebiyle ileri geri konuşabilirler. Dengelerini kaybetmiş olabilirler. Onların o halini normal görmek lazım ve onlara yumuşak dille, merhametle, şefkatle yaklaşmak lazım. Asla kes sesini, keserim nefesini gibi onlara hakaret edecek, hakareti ihtiva eden cümleler söylememek lazım. Sert cümlelerle baba yeter artık, anne yeter artık, haddini bil gibi ifadeler anne ve babaya isyan kabul edilir ve adam öldürmek gibi büyük günahlardan sayılır. Üçüncü olarak da Aleyhissalatu vesselam Efendimiz vel yeminul gamus buyuruyor. Yani en büyük günahlardan birisi Allah'a ortak koşmak, birisi anne ve babaya isyan etmek, birisi de yemin-i gamustur. Yemin-i gamus nedir? Yalan yere bile bile yemin yapmaktır. Demek ki bir insan bile bile yalan yere yemin yaptığı zaman en büyük günahlardan bir günahı işlemiş oldu. Onun için biz kendimizi haklı çıkarma adına bile bile yanlış yere, yalan yere yemin yaptığımız zaman bilmeliyiz ki Ahmet'in karşısında, Mehmet'in karşısında bize güvenip, yeminimize güvenip de adam bize inanmış gibi olsa bile, onun karşısında durumu idare etmiş olsak bile, Rabbimizin karşısında en büyük günahlardan bir günah işlemiş oluruz. İbn-i Mes'ud radıyallahu anhuma der ki, كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ اَلَّذ۪ي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ الْيَم۪ينُ الْغَمُوسُ Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığımız ilim, terbiye ile kefareti olmayan yemin, yemin-i gamustur diye inanıyorduk ve bunu kefareti olmayan günahlardan sayıyorduk. Kıymetli dostlar, şöyle konunun dışına bir çıkayım. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken bir insan bile bile başlamış olduğu orucu kasıtlı olarak bozarsa, bu insana ceza olarak ne gerekir? Kefaret gerekir. Doğru mu? 60 gün kefaret tutacak, bir günde kaza edecek. Yani 2 ay ceza orucu tutacak, bir günde kaza etmiş olacak. Böylece 61 gün yapıyor. Peki adam öğlene kadar tuttu orucunu, öğleden sonra bozdu. İkindiye kadar tuttu, ikinden sonra bozdu. Ne gerekiyor? Kefaret gerekiyor. Peki yanlışlıkla bozmuş olsa, hataen bozmuş olsa yine kefaret gerekir mi? Gerekmez. O zaman gününe gün tutacak. Çünkü kasıt yok burada. Peki öbür taraftan bir üçüncü kişi Ramazan'da hiç mi hiç oruca niyet etmedi? Birincisi gene adamda biraz daha insaf var, oruca başladı, başladıktan sonra caydı. Ama bir başkası oruca hiç niyet etmedi, mazeretsiz, özürsüz, sebepsiz bir şekilde tutmayacağım dedi ve oruç tutmadı. Hiç oruca başlamadan Ramazan'da gündüz orucunu yiyen, bozan demiyorum, hiç oruç tutmadan yemeye devam eden kişi, 60 gün kefaret gerekir mi ona? Gerekmez. Suçu oruca başlayıp orucu kasıtlı olarak bozandan daha az mı suçludur bu? Hayır, bu ondan daha fazla suçludur.
Peki ona 60 gün gerekiyor, buna 60 gün değil işte. Yaparsa günle gün tutacak diyoruz. Niye öyle? Bir insan bir suç işlerse ve bunun da bir kefareti varsa, o kefareti yerine getirdiği zaman elhamdülillah suçumun cezasını çektim deyip rahata kavuşur. Kefaret ne demektir? O suçun günahlarını siliyor demektir. Kasıtlı bile bile bir insan orucunu hiç başlamadan yerse onun bu suçu 60 gün ile temizlenemez. Orucuna başlayıp orucunu bozan bir insan suç işlemiştir. Ancak bu suçunu 60 gün peş peşe oruç tutarsa ben cezamı çektim, elhamdülillah temizlendim diyebilir mi? Diyebilir. Ama hiç oruca başlamadan bile bile sebepsiz orucunu yiyen kişi 60 gün değil 600 gün oruç tutsa ben temizlendim garanti diyemez. Bilmem anlatabildim mi burasını. Demek ki bir günahın kefareti varsa iyi. Kefareti yapıyorsun, kurtuluyorsun. Kefareti yapıyorsun, kurtulduğuna inanıyorsun. Elhamdülillah, suçumun cezasını çektim, bir güne 60 gün, iyi oldu, nefsime de ağır geldi diyorsun. Kefaret demek, yani siliyor, günahlarını siliyor demektir. Ama hiç oruca başlamadan orucunu yiyen kişi, sebepsiz ve mazeretsiz yere, o 60 gün değil, 600 gün oruç tutsa onun silindiğine dair garantisi yoktur. O ne yapacaktır? Yani kefareti biz tayin edemeyiz. Kefareti Allah ve Resulü tayin eder. Kulum şunu yaparsa silerim günahını demiş oluyor. Onunla ilgili Allah böyle bir şey buyurmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey buyurmamıştır. Öyleyse bunun işi kime kalmış? Allah'a kalmış. Ağlayacak, gözyaşı dökecek, yalvaracak, yakaracak Allah'a kalmış. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Dilediğimi bağışlarım, dilediğime azap ederim. Kıymetli dostlar, bir insan yemin yapsa, yarın sana geleceğim dedi, vallahi dedi. Yarın ona gitmedi. Mazereti olsun olmasın hiç önemli değil. Bu yeminini bozdu ise buna kefaret gerekir. Yemin yaptı, gelecekte bir işi yapmak için veya yapmamak için yemin yapan bir kişinin yeminini bozması halinde kefaret gerekiyor. İşte biraz önce ayeti kerimede, Maide suresinde okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu 89. ayeti kerimesinde bunun kefaretini anlatıyor. Ne diyor? فَكَفَّارَتُهُ Bir insan yemin yaptı ve yeminini bozdu. Yeminini bozarsa bunun kefareti اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ 10 tane fakiri yedirecek sabahla akşamla. Peki pirzola köfte mi ne yedirecek ona? Min evseti ma tut'imuna ehlikum kendi çocuklarınıza yedirdiğiniz normal yemekten sabah akşam 10 tane fakiri doyuracaksın. Evet. Eğer 10 tane fakiri yeminini bozduktan sonra bu günahtan kurtulmak istiyorsan 10 tane fakiri sabah akşam normal çocuklarına yedirdiğin yemekten karınlarını doyuracaksın. Bunu yaptığın zaman günahını silerim. Bu yeminini bozmanın günahını silerim. Yemek verme imkanın yoksa, öyle bir pozisyon yoksa şunu da yapabilirsin. Ev kisvetuhum. Onları giydireceksin. 10 tane fakiri giydireceksin. Elbette birer takım elbise demek değildir. Ama bir insanı giydirmek anlamına gelebilecek bir elbise olmalı. Bir çorap olmaz. Sadece alt elbise veya sadece üst elbise olmaz. Yani tepeden aşağıya kadar bu adamı giydirdim diyebileceğin elbiseyle giydirmiş olacaksın. Mesela bazıları entari giyiyorlar, uzun entari giyiyorlar. O bir elbise sayılabilir. Ama sonuçta bir yemin yaptık ve yeminimizi bozduk. Bozmuş olduğumuz bu yemini bozmak sebebiyle bir günaha girdik. Allah'ın adını kullandık, yapacağım dedik, yapmadık. Yapmayacağım dedik, yaptık. Ne oldu? Allah'ın adını yeminde kullanarak efendim sözümüzde durmadık, günaha girdik. Bu günahtan arınmak için kefaret gerekiyor. Peki bu kefaret nedir? 10 tane fakiri sabah akşam yedirmektir. Veya 10 tane fakiri giydirmektir. Ev tehriru rakabetin eğer köleniz varsa köle azat etmektir. Köle hürriyetine kavuşmuş oluyor. Sen yeminini yapıyorsun, bozuyorsun.
Ondan sonra ceza olarak bir köleyi, kölen varsa onu azat edeceksin veya birisinden satın alıp azat edeceksin, hürriyetine kavuşmuş olacak. Peki, femellem yecid, 10 tane fakiri doyurmaya imkan bulamadı veya giydirmeye imkan bulamadı veya kölesi yoktur ki azat etsin, ne yapacak bu adam? Femellem yecid, fasiyamu felâteti eyyâm, 3 gün oruç tutacak. Bazı kardeşlerimiz yemin kefareti deyince sadece oruç, 3 gün orucu biliyorlar. 3 gün oruç fakir işidir, fakir işi. Mıngırı tıngırı çok sevdiği için hemen oruca dönüyor. Öyle olmaz. 3 köfteyi 25 kuruşa satmazlar. Allah ne diyor Celle Celaluhu? 10 tane fakiri doyuramayacaksan, 10 tane fakiri giydiremeyeceksen, kölen yok azat edemeyeceksen, o zaman seni oruçla idare ederim diyor. Oruçla, 3 gün peş peşe oruçla seni idare ederim diyor. Onun için elinde imkanı olan, 10 tane fakiri doyurma imkanı olan bir insan 3 gün değil 33 gün oruç tutsa kefaretini, yemin kefaretini halletmiş olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak femellem yecid buyuruyor. Bulamayan, gücü yetmeyen insan 3 gün peş peşe oruç tutar. Bunun 3 günün peş peşe olması şarttır Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde 3 gün 3 gündür ama peş peşe olma şartı yoktur. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki bir insan bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair yemin yaparsa, bu yeminin kefareti var mı bozduğu takdirde? Var. Ne yapıyor? 10 tane fakiri sabah akşam doyurunca, elhamdülillah bir suç işlemiştim ama ben bu suçumun cezasını ödedim elhamdülillah deyip rahatlayabilir mi? Rahatlayabilir. Efendim, veya 10 tane fakiri doyurdu, giydirdi, elhamdülillah cezamı çektim. Ondan sonra günahtan arındım diyebilir mi? Diyebilir. Veyahut da bunlara gücü yetmiyor, parası yok, fakirdir, garibandır, kefaret verecek durumda değildir. 3 gün peş peşe oruç tutunca, elhamdülillah günahımın cezasını çektim, ben arındım, temizlendim diyebilir mi? Diyebilir. Evet kıymetli dostlar, bir insan bile bile yalan yere yemin yaparsa, vermediği halde vallahi verdim diyor, gelmediği halde vallahi geldim diyor, görmediği halde vallahi gördüm diyor, bile bile yalan yere yemin yaparsa, bu yemine yemin-i gamus denir, yalan yere yapılan yemine, 3 gün değil 33 gün oruç tutsa kefaret olmaz. 10 tane fakir değil, 100 tane fakiri sabah akşam doyursa yine kefaret olmaz. Ne gibi? Ramazan'da kasıtlı olarak oruç tutmayan, hiç oruca başlamayan bir insan kefaretle bu günahını ne yapamaz? Temizleyemez. Onun işi kime kalmış? Allah'a kalmış. Yalan yere yemin yapan insan 10 tane fakiri değil, 110 tane fakiri yedirse, içirse ne olmaz? Kefaret olmaz. Temizlenemez. Onun için diyor ki İbn-i Mes'ud radıyallahu anhuma, biz günahlar içerisinde kefaretle temizlenemeyen günahlardan birisini yemin-i gamus olarak biliyoruz. Yani yalan yere bile bile kasıtlı yapılan yemin, yemin-i gamus olarak biliyoruz. Peki kıymetli dostlar, 3 türlü yemin olduğunu söyledim. Birisi yemin-i lagıv diye Kur'an'da adı geçen, yani kasıtlı olarak yapılmayan yemin. Mesela diyelim ki ben borcumu ödedim diye biliyorum, öyle hatırlıyorum, vallahi ödedim dedim. Ama gerçekten ben ödedim bilerek vallahi ödedim dersem, burada ciddi olduğumdan dolayı, yani ben bu yemini yaparken doğru yere yemin yaptığımı bildiğim halde yaptığım için bu Cenab-ı Hak tarafından af ediliyor. Buna yemin-i lagıv deniyor. Veya sürçülisan olarak ağzımızdan kaçan yeminler, vallahi geldim, billahi geldim falan, vallahi güzeldir, billahi güzeldir gibi böyle dil sürçmesiyle, dil alışkanlığıyla yapılan yeminlere yemin-i lagıv denir. Bunların bir hükmü yoktur. Cenab-ı Hak bunlardan dolayı sizi cezalandırmam diyor. Bir de yalan yere bile bile yapılan yemin vardır. Bu büyük günahlardandır. 3 tane büyük günah sayarsanız üçüncüsü budur.
Bir tanesi Allah'a şirk koşmak, birisi anaya babaya isyan etmek, birisi de yalan yere yemin yapmak. Kıymetli dostlar, yeminin çokça yapıldığı yerlerden birisi de ticarettir. Alışta satışta yapılan, alım satımda yapılan yeminler, efendim bunlar da özellikle Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ticaretle uğraşan insanlara, alışverişte yemin yapan insanlara bunu dikkat çekecek şekilde uyarı yapmaktadır. Der ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin naklettiğine göre el hilfu menfaqatun lis-sil'ati memhaqatun lil-kesbi. Yemin yaptığın zaman belki alışverişte ne yapmış olursun? Alışverişte malını satabilirsin. Yemin ettin diye karşıki taraf yeminine güvenir ve malını satabilirsin. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, malını satarsın da ama bereketini de yok edersin. Memhaqatun lil kesbi. Yani o kazancını mahveder, perişan eder. Onu nerede kullanırsın, o nerede işine yarar onu bilemez. Bir trafik kazasında mı, ev yangınında mı, arabanın yanmasında mı, oğlunun, çocuğunun bacağının kırılmasında mı, nerede harcayacağını bilemez. Yani çantaya, kasaya giren önemli değildir. Girdikten sonra ne kadar işe yaradığı önemlidir. Yani ona biz ne diyoruz? Bereket diyoruz. Bereket var mıdır, yok mudur? Kesinlikle alışverişte yapılan yeminler belki sürümden kazandırır sana. Karşıki tarafa yemin edince Adem Aleyhisselam cennetteyken şeytan ona geldi, aldatmak istedi, ye dedi, yemedi. En son وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِح۪ينَ Şeytan Adem babamıza, Havva annemize yemin etti. Dedi ki ben vallahi sizin için iyilik düşünüyorum be. Bundan yemelisiniz, bundan yiyenler ebedi cennette kalırlar. Bir de yemin çatlattı. Adem Aleyhisselam düşündü ki ya Allah adına yalan yere yemin yapılmaz. Bu yemin yaptığına göre bu işte bir iş vardır dedi. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ Onlar da kalktılar, onun yeminine aldanarak yasak olan meyveden yediler. Yediler de başlarına gelen geldi. Dolayısıyla yalan yere yemin Adem Aleyhisselam'ı bile cennete kandırdı. Şeytanın yalan yemini kandırdı. Diyelim ki biz ticaret yaparken, alışveriş yaparken yaptığımız yemin karşıki tarafı kandırabilir. Bu adam Müslüman adamdır, yemin yapıyorsa doğru söyledi diye bize güvenebilir, malı alabilir. Efendim bizim istediğimiz fiyatı da bize verebilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bu diyor malı sürümden götürebilir ama o kazancın asla bereketi yoktur. O kazancın bereketini efendim asla göremez diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kıymetli dostlar buyurdular ki en hayırlı asır benim asrımdır. Bulunduğu asırla ilgili en hayırlı asır benim asrımdır. Sahabe-i kiram Efendimizin talebeleri ondan ilk ders alanlar, vahye ilk muhatap olan insanlardır. Onlar Allah yolunda her türlü fedakarlığı yaptılar. Can, mal fedakarlığı, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Mekke'den Medine'ye hicret edip vatanlarını terk etmiş olmaları. Kısacası onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görerek iman edenlere sahabi denir. Onların imanları en zirvededir. En hayırlı asır benim asrımdır dedi bir. Sonra ondan sonra gelenler dedi. Onlara da tabi'in asrı deniyor. Sonra onlardan sonra gelenlerdir dedi. Daha sonra yalan yayılacak dedi. Birinci asır Efendimizin asrı, ikinci asır tabi'in asrı, üçüncü asır tebe-i tabi'in asrı. Bu üç de en hayırlısı benim asrımdır diyor. Sonra bir sonrakiler, sonra bir sonrakiler, üçüncü asırdan sonra yalan yayılacak dedi ümmetimin arasında, yalan yayılacak. Yalan yayılınca yalan yere yemin de yayılmış oluyor kıymetli dostlar. Şimdi daha sonra gelen kardeşlerimize de ders olması açısından Aleyhissalatu vesselam Efendimizin dersimizin başında okuduğum bir hadis-i şerifini tekrar paylaşmak isterim.
Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, üç grup insan vardır ki Allah onlarla ruz-i mahşerde konuşmayacak ve onları tezkiye etmeyecek, muhatap almayacak karşısında ve onları tezkiye etmeyecek, temize çıkarmayacak ve onları elim bir azaba çarptıracak. Kimdir bunlar diye sorulduğu zaman Aleyhissalatu vesselam Efendimiz belli bir yaşı aldığı halde hala aklını başına toparlamayıp zinaya düşen kadın veya erkek. Zina herkes için haramdır, çirkindir ama belli bir yaşa gelmiş olan bir insanın zina yapması, yaşlandığı halde hala eteğine sahip olmaması o katmerli büyük bir günah olmuş oluyor. Böyle bir insan ile Allah ahirette konuşmaz, onu tezkiye etmez, korkunç bir azaba onu çarpmadan bırakmaz. Efendim, ikinci olarak da Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, kibir ve gurur herkes için haramdır ve çirkindir, büyük günahlardandır. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez, bunun yıkamasını, yağlamasını yapmadan buyuruluyor hadis-i şeriflerde. Kibir herkes için çirkindir. Ama bir insan fakir olduğu halde eğer kibirli ise, aman Allah'ım ya bir de zengin olsaydı, efendim vasfı olmadığı halde kibirli ise, ya bir de amir olsaydı, desene kılıcının önü de kesecekti, arkası da kesecekti. Dolayısıyla kibir herkese haramdır ama fakir olduğu halde kibirlenen insanları Allah Celle Celaluhu yarın ahirette onlarla konuşmayacak, onları karşısına muhatap almayacak, tezkiye etmeyecek ve onları korkunç bir azaba çarptırmadan bırakmayacak. Efendim, üçüncüsü de kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri karşısına almayacağı, muhatap kabul etmeyeceği ve tezkiye etmeyeceği, elin bir azaba çarpacağı insanlardan birisi de efendim, yalan yere yemin yapan, malının kalitesi düşük olduğu halde yeminle onun kalitesini yükseltmeye çalışan insanları ruz-i mahşerde Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri tezkiye etmeyecek, onunla konuşmayacak, adam yerine koymayacak ve onu elin bir azaba çarpmış olacak. Kıymetli dostlar, yeminle ilgili aslında işin fıkhi boyutu ile ilgili bir takım mesaili sizinle paylaşmak istemiştim. Ancak becerip toparlayıp onlara gelemedim. Yeminle ilgili kafanıza takılan soruları erbabına sormak suretiyle öğrenmemiz daha doğru olur diyorum ve dersimi bu şekilde noktalıyorum. Rabbim her birinizi helalinden bol bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Rabbim size darlık göstermesin, harama muhtaç eylemesin, yalana muhtaç eylemesin. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri helal, bol, bereketli kazançlar yanındaki cömertliğiyle beraber ihsan-ı ikram eylesin. Hem dünyada yüzü gülen, hem de ahirette yüzü gülen bahtiyar kullarından eylesin. Lillahi'l-Fatiha.